mevzuların harmanı. Has bir hale bayram ertesi diyerek söze girecektim. Lakin baktım ki olmuyor, vaziyet abesle iştigal olur. Çünkü bayram tatili devam ediyor ki daha çok gün var. Allah devlete ve iktidarımıza zeval vermesin, milletini ve ekonomisini iyi düşünüyor. Ondandır ki bayram tatilini 9 güne çıkardı. Ne diyelim maneviyatı topyekün terk etmenin seküler hayatın meziyeti olsa gerek. Yoksa bayramı deniz, kum ve güneş olarak görüp fırsatlar zamanı haline getirir miydik günleri? Ne mümkün, tabi bu külliyeti yüksek keyfiyetli üçlünün bir de gecesi varmış. Ne diyorlardı? Sabaha kadar dans. Ha, işte o. Oh ne ala. Dünya size mi güzel, bize mi? Neyse, bakmayın öyle dediğime. Sizi kıskandığıma. Biliyorum, tatil sizi hayli yordu. Deniz, kum, güneş ve gecede dans olunca hayli yorucu oluyor. Ne diyorsunuz? Birkaç günde tatil yorgunluğunu atabilmenin tatilini mi devleti aliye lütfetse? Hani dinlenip sonra mesaiye başlansa. Unutmadan bir de hekimlerin tatil sendromu diye söz ettikleri bir ruhsal hal var. Onu nasıl aşacağız? İşe adaptasyon açısından bir de mesai evresinde bir tatil kodu geliştirilebilse. 8 saat mesai zor ya. Vay da vay anam. Nereden nereye geldik? Hani bir söz vardı. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Bizimkisi de bu hal. İşsizlik kat be kat artıyor. Her ne kadar TÜİK %0,3 azalma var dese de oran %10.9'u gösterse de 3 milyon 785 bin kişi iş aş umuduyla beklerken mevsimlik işçiler 50 derece sıcakta pişmiş ve harman mesaisi yaparken bu ay itibariyle asgari ücretin artışıyla işverenler de başlayacak olan küçülme moduyla binlerce kişinin işsiz kalacağını düşünerek. Ne bu bonkörce tutumdur devleti aliyenin. Adaletin bu mu dünya eşitlik nerede? Eşitlik derken dolar ve avro bizdeki para birimiyle eş değer olmuş. Ha bir dolar ha bir avro. Bizdeki değeri 17.5 lira. Oh be demek gerekmez mi? 20 yıldır aradaki farkı bulabilme adına ne matematiksel rakam formülleri önümüze konuldu. Şimdi hesap kolaylaştı. İster dolar ister avro. Bizdeki karşılığı kur bedeli belli. Tatilden başlayıp işsizlik ve döviz kuruna geldik. Galiba unuttuk. İstanbul'un kadim başkanı İmamoğlu tatilden döndü mü? Rahatına ne düşkün bir başkan. E, hali duruma kendi beyanıyla alışacağız. İş bu alışma muhabbetinden açılmışken, sembolik başkan, sorumsuz başkan, keyfiyet sahibi başkan, altılı masaya bir çağrışım yapmıyor mu? Öyle ya, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için yetkisiz, sembolik, sorumsuz ve sorunsuz bir cumhurbaşkanı arayışları yok muydu? Ha. Onların şartlarına uygun tek isim İmamoğlu olmaz mı? Kim ne der bilmem ama bana göre yakışır. Sembolik Cumhurbaşkanlığı kadar sürekli tatilde olan reis olma vasfı da çok yakışıyor. Siyasetin de bayram süresince tatil olması kısmı yönde sevindirici. Çünkü çok hırpalandık. Kafa, göz, atılan yumruklar, takılan çelmeler, aynı notada yürürken tertiplenen komplolar, kumpaslar. Birkaç gün ortam sakin. Neyse önemli olan bu sakinlik, sükut hal, daimi ve yasaklı olmasın. Geçmişte çok yaşandı. Siyasete dair duamız odur ki, özellikle Türkiye açısından Allah bizi ve ülkenin siyasilerini hür siyasetten mahrum bırakmasın. Ve tabii ki hür siyaseti, hürriyetsizlik libasını giydirme adına birilerinin nam hesabına kuklu olucu olarak kullanmasın. Lakin böylesi ihanetliklerden çok çektik. Ki hala çekiyoruz. Altılı masada işler karışık kafalar deseniz daha bir karma karışık. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ortak aday mı gösterilecek? Yoksa her partinin lideri kendisi mi aday olacak? İlk turda çoklu aday mı, tek bir adam mı? Parti listelerinden mi meclise girilecek yoksa tek parti listesinden mi? Tabi bir de siyaset üstü bir zatı ı muhteremi bulma gayretiyle yanıp tutuşanlar. Yani envai hal ve halvetin girdabında kalan altılı masa, akşener eksenli, son aksiyonel hal ve hareketler masa dağılıyor mu sorusunu da ikmale getirdiğini düşünürsek, işleri zor bu zatların. Hele ki arada bir HDP'den gelen beyanlar, Demirtaş'ın limon sıkar misali laf sokmaları ayrı bir muamma. Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer avanelerin ardından Demirtaş'tan gelen kaçacaklar sözü, iş bir şifre mi, projenin ifşası mı diye zihin kurcalaması yaptırıyor. Anlamadığım bir noktada hırsız olmayanlar AKP'yi terk ettiler diyor. Sonra sizce ranta, çıkara, menfaate, yolsuzluğa veya hırsızlığa dayanarak bir partide kalanlar bunların artık kaybedileceğini anladıklarında orada dururlar mı diyor. Ve ekliyor. Bunlar iktidara yakın olan partilere sızacak. Kapıları kapatın. İyi de hırsızlar, rüşvetçiler AK Parti'den kaçıyorlarsa ve bunlar diğer partilere sızmaya çalışıyorsa huzura kavuşan kim? AK kimliğini kazanan AK Parti olmuyor mu? Asıl kapıları kapatacak olan kaçakların sığınacağı yerlerdir. Srebrenica katliamının seneyi devriyesindeyiz. E. Söz medeni, çağdaş, özgürlükçü, hürriyet sahibi Avrupa'nın göbeğinde yaşandı bu vahşet binlerce Müslüman hunharca öldürüldü. Bosna Hersek'teki Sırplar tarafından Müslüman boşraklar soykırıma tabi tutuldu. Hafızaları tazelersek Avrupa'nın yine göbeğinde Almanya'daki Yahudi katliamı. Peki ya Hiroşima'ya atılan bomba? Irak, Suriye, Afganistan, Arakan, Yemen, Hindistan. Yüz binlerce, milyonlarca insan katledildi, soykırıma tabi tutuldu. İşte bunların bir teki dahi konuşulmuyor. Soykırım olarak ifade edilmiyor. Sadece 1915'ten söz edilerek Ermeni soykırımı diye masal uydurması var. Hafta sonuna özel. Bu resim dün Eğil'den geldi. Resimde görüldüğü gibi belediye otobüsünde izdiham var. İnsanlar balık istifi misali üst üste binmiş durumda. Otobüs durağı bir o kadar tıka basa dolu. Tabi bayram süresince belediye otobüslerinin ücretsiz olması insanları eyle ile akın etmede cezbedici oldu. Ama ilçe sakinlerinden gelen tepki var. İzdiham sadece bayramla sınırlı değil diye. Çünkü yaz mevsimiyle birlikte Diyarbakır merkez ve ilçelerinden yörede çok sayıda kişi e ile günü birlik turist olarak geliyor. Kimi özel aracıyla, kimi de toplu ulaşım aracıyla geliyor. Ancak belediyenin tahsis ettiği mevcut otobüsler yetersiz kalıyor. Özellikle hafta sonları mağdur olan çok. Sadece hafta sonları sayısal bir artış olursa, ilçenin ekonomik ve sosyal yönde bacasız fabrika kimliğine sahip turizmden istediğini alabilir. Ne diyelim, İl Valisi Ali su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'ye ve Ulaşım Daire Başkanlığı'nı bizden çağrı. İmkanlar ölçüsünde Eyl ahalisi kadar Diyarbakır'ın da istediği toplu ulaşım araçlarının sayısının artırılması isteği yanıt bulsun. Günün sözü: Marifet hiç düşmemek değil, her düştüğünde kalkabilmektir.